Didem Hanım, ben Cesur'la dışarıda da görüşüyorum, stüdyo dışında. Biliyorum, evet. Dün ben Cesur'a yine birkaç soru sordum. Tabii o esnada babası da aradı, telefonda da konuştular. Ben Cesur'a şunu sordum, biraz üzgündü. Ne oldu dedim, bir şey mi oldu? Bak dedim, eğer varsa bir şey söyle bana. Yani konuşalım, anlat, ne varsa, bildiğin bir şey varsa söyle. Vallahi yemin ederim. Bana şunu söyledi, ben dedi dün... Şey, bugün dedi ilk defa ben İlknur'un o şeyini gördüm, onu bir daha sevdiğimi anladım ve Nuray'da olmadığını anladım. Aynı kelimeleri babasına da söyledi. İkinci sorum şuydu. Ben dedim ki Cesur, şimdi hani bu taksici olayı kafama takıldı. Adam demişti ben bayana el kaldıramam gibisinden. Bu adam durup dururken böyle bir şey neden konuştu falan. Onu da Nuray Hanım söyleyince tabii aklıma geldi. Yani bana şunu sor diye söylemedi. Konu buradan açıldı. Cesur bana dedi ki abi dedi biz oturduk Aytaç'ın yanına. Aytaç'la biz dedi İknur konusunu konuştuk. İşte maddede onu kurtarmak istiyorum, yakasını kurtarsın falan. O arada dedi işte Aytaç herhalde sormuş. Yanlışım varsa düzelsin. Sen dövüyor musun? Dövdün mü ya da madde içti diye ya da şimdi görsen döver misin? Bu da dövmem demiş. Taksici tamam, taksici mi başka arkadaşımız? Şu an Cesur'un hepimize söylediği taksici arkadaşı tabii. O da aynı şey konuya dahil olmuş. Demiş ki ben olsam el kaldırmam. Sohbet Varsa... böyle, ama sen şimdi bir şey ağzından yani söyledin, farkında mısın onu? Tabii söyleyeyim. Maddeden kurtarmak istiyorum demiş. Öyle Evet. bir sohbet geçmiş. Evet. Şimdi sen 15 gün öncesinde boşanmak için aranda girişim var. Yani Evet. şey, mesajlaşıyorsun. Aynen. Artık hayatından göndermişsin. Hayatından silmek istediğin kadını maddeden kurtarmak neden istedin? Heh Yani canım. iyi yerlere gelmesini istedim hep zaman eder. Hani Ama artık yolları ayırmışsın. Artık ayırdım onu ama. umursamadığını söylüyorsun. Bak, Tamam. 15 gün önce ben ondan zaten yollarımı ayırdım. Bir daha bir araya gelmek istemediğini söylüyorsun. Evet. Ama sen bir yandan da hala yasaklı madde kullandığı için, pavyonlarda çalıştığı için öfkeli miydin İknur'a? Hiç olan hiç Çünkü orada öfkelenmedim. söylüyor, yasaklı madde kullandığı kurtarmak istiyorum demiş. Evet, Sen de kendin onu bu tamam. şeylerden hani kurtarmak istiyorum, Tamam. bulaşmasın. Ama anladım da paşacığım, Evet. yani bir şeylerden kurtarmak istiyorsa hala onun için kafa yoruyor, hala onu düşünüyor. Yani insan boşanma aşamasında olduğu kişinin, artık yollarını ayırdığı kişinin ne yaptığı onu ilgilendirmez ki Yani. yani. İstediği, yani kötü bir hayatı tercih ettiyse de ailesi var, sorumluluğu ailesinde yani. Ben Giderim, gerçekten... boşanırım, herkes gider yoluna, bu kadar basit. Tamam, ablayı bir yayına alalım bakalım, Dudu Hanım ne diyecek, ablasıyla bir konuşalım. Evet, Dudu Hanım'a, Dudu Hanım merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi sizin gelininizi arıyoruz. Cesur onu çok sevdiğini söylüyor. İlknur sizin için ne ifade ediyor aile için? Önce onu sorayım. Siz onun görümcesisiniz. Evet, İlknur bizim gelinimiz değil, kızımız, kız kardeşimiz. Seste bir problem var, seste gidip geliyor. Bir bakalım hemen. Bir sese bakalım, değiştirelim. Yani gelinimiz değil, kız kardeşimiz gibiydi diyor. Ailesiyle aran nasıldı? Ya pardon, İlknur'un senin aileyle arası nasıldı? İyiydi. İyiydi. Duyuyor musun şu anda Dudu? Dudu'ya bir bakalım. Dudu sesi nasıl? Bir bakın arkadaşlar. Dudu Hanım merhaba. Geliyor mu sesim? Tekrar selam. Evet, şu an. Ses gelip gelip gidiyor. Seste bir ışırtı var. Bir bakalım. Şimdi 1 Haziran'da, bak şunu sorayım. Şimdi Aytaç tam olarak ne zaman hayatını kaybetmişti? Ayın kaçıydı? Bilmiyorum ki. Benim kafam. Ayın 8'i değil mi? Ayın Kaç? 8'i. 8'i, evet 8'i. 8 Haziran'da. Değil mi? Evet, Yok, 8 9'unda Haziran. bulunuyor. Hayır. 8'inde hayatın işte gidiyor yani, ne olduysa 8. o gün oluyor, sabah İknur buluyor kaybolduktan zaten. 7 gün sonra. Evet. İknur kaybolduktan 7 gün sonra. Aytaç. Pardon, Aytaç diyorum sana. Evet. Cesur. Evet. Ne oldu, sıkıldın mı? Yok, Uykusuz musun? Ne sıkılmadım. oluyor, düşünüyorsun geceleri? Şimdi bir Uyumuyor şey yok. musun? Uyuyamıyor musun? Uyuyamıyorum Cesur, yani. bana bir ceza vermek için onu kaçırmışım. Biraz da demişsin onun içi yansın. O da ben hani birisinin canını yakmışım. Sözüm ona. Sen de benim biraz da demişsin onun canı yansın. Öyle mi? Bu ne demek? Bunu kime söylemiş? Ben bunu Yok, ben bunu söylemedim. kanıtlarım. Kime Versene demiş? Mesajı ver. Ne mesajı? Ne mesajı? Ne mesajı? Suat'a mı? Evet. Ben telefonunda. Siz o mesajı bulun. Ben bu arada Dudu hazırmış. Ablasıyla bir Mesajım. konuşayım. Cesur'un ablasıyla. Beraber şey yazmış, Dudu merhabalar. Duyuyor musun beni tekrar? Heh. Hala ses yok. Görüyorsunuz. Alo. Dudu
Dudu duyuyor musun? Alo. Heh, tamam. Şimdi duyuyorum. Geliyor. Şimdi geliyor sesin. Dudu, şimdi anladığım kadarıyla kız kardeşiniz gibiymiş. Cesur'un İknur'a karşı olan sevgisi takıntılı bir şey miydi? Sevgi miydi? Nasıl bir sevgisi vardı kıza? Yani korkuntucu bir sevgi yok yani. Ben seviyorum. Şimdi şöyle Duducuğum, ben seninle bu yayını yapmak istiyorum ama internete sıkıntı olduğu için seninle sağlıklı bir yayın yapamıyorum. Sesin kesiliyor. Biz seninle farklı bir şekilde, en azından seninle röportaj yapsınlar, benim soracağım soruları ya da bir şekilde farklı bir şekilde halledelim. İletişim kuramıyorum çünkü kusura bakma, o yüzden, ama ben Duducuğum'un da konuşmasını istiyorum. Fakat Duducuğum'un notları benim önümde. Önce sen şu mesajı bana getirir misin Suatçığım? Getir. O mesajda ne var? Kim kimle mesajlaşıyor? Gelir misin? Cesur'la Aytaç mesajlaşıyor. Cesur'la Aytaç mesajlaşıyor. Ben bunu Aytaç'ın telefonundan çektim zaten. Bir de bunu şey yapmış yani. Çekmiş. Şimdi diyor ki Cesur, bunu Aytaç yazıyor değil mi? Evet. Cesur diyor, neden kadına öyle şeyler yazıyorsun ki diyor. Kadın bunların sorumlusu zaten. İnsanların başında bir ton iş var diyor. Sen de tuzu biberi oluyorsun. Cesur, bir daha yazma kadına. Terbiyesizlik yapıyorsun bak. Uyarıyorum seni, çirkin şeyler yazma kadına. Ara beni diyor. Bu görüşme ne zaman gerçekleşiyor? Onun saatini göremedim. Tarihini. Ayın 4'ünde galiba. 4 Haziran'da mı oluyor? 4 Haziran'da oluyor. 4 Haziran'da sen kime? Bu bende kalabilir mi 2 dakika? Ben getiririm hemen tabii sana. Tabii ki. Aynen doğru. 4 yani, Haziran'da sen bunu... Altındaki onun alttaki yazı da Cesur'a ait. Onu da Pera'nın başını yedi. Arkasından da küfürler var. Pera'nın başını yedi o diye. Pera'nın, Pera kim? Perihan benim kız kardeşim. Perihan, ha, Perihan'ın başını yedi o. Senden bahsediyor değil mi Nuray? Orada da saçmalıyor. Onun da şeyini biliyor bunlar. Orada Perihan da saçmalıyor. Kimdi? Benim Perihan, kız kardeşim. Kız kardeşi. Senin kız kardeşin. Hani alakası bile olmayan bir şeyleri çıkartıyor. Bir pavyonda çalışırken hayatını kaybediyor. Bir kaza mı yoksa vuruluyor mu, ne oluyor? Orada diyorum işte, bilmiyorum başına ne geldiyse, artık sabah kızı getirdiklerinde kız artık yani can çekişiyordu. Bize yasak, biz onu anlamadık yasak yani. Şey diyorlar, kaç. Tamam. Bilmiyorum. Gel şifren, gel şifren geldi. Anlaşıldı aslında burada. Yani sen hayır hayır, okuyun siz onun aşağısını. Aşağısı yok bende. Fotoğrafta bu var sadece. Bir daha dinletebilir miyim size? Bu ses kaydını dinletemiyoruz. Yasak. Tamam. Yasak o. Onu sonra tamam, dinleriz. Tamam, sonra. Ya benim anladığım kadarıyla sen kime mesaj atıyor? Sana mı mesaj atıyor? Yoksa hayır hayır Aytaç'a. Hayır hayır. Hayır, ilk etapta Cesur Nuray'a küfürlü mesajlar atıyor. Küfürlü mesajlar atıyor. O anda da onu da gösterebilir miyim yani? Aytaç Nuray'ın tamam, yanında. Onlara konuş işte. Ne? Aytaç senin yanında değil miydi bu mesajları sana attığımda? Evet. Aytaç sen kaynanana niye mesaj attın? Sen söyle canım. Ya, çok günah kızdığım için. Niye kızıyorsun? Ya, ilk dur kayıp olduğu için. Yani zamanında böyle bir şey yapsaydın, etseydin. Yani bu kızaraktan buna ben şey yapıyorum. İşte olacağı buydu senin yani. Senin konuşmaya hakkın bile yok ya. Niye yok senin hakkım? Konu, ben de ben sana ne diyorum? Ben de içerideyken sen beni arıyordun. Anne kızını tutamıyorum. Anne kızın şunu içiyor. Anne kızın bunu içiyor diye. Kim söylüyordu? O ben içeri girdim. Kızım benim hiçbir şey. Nasıl şey öyle bir başladın? Şey yok deme bak işte bak. Bak sen nasıl kendi sen kendini geldin? Bak. Ondan sonra diyorsun benden niye şüpheleniyorsun? Sen Bozkurt'ta, Ayvalık'ta kaç sefer aradım ben seni, ne yapıyorsunuz çocuklar ne yapıyor diye. Sen ne dedin bana? Kızını tutamıyorum. Kızın onu bunu içiyor. Bak kötü yolları. Ya ne dışarıdasın o kötü yolları kendisi bir dakika, yolluyor dur. Kızı. Yeşilkaya Camii'nin orada otururken ben o zaman içerideydim. Sen beni aradın. Bak ben içeri girme kızım. Allah aşkı için tertemiz değil. Arıyor. Yok sen ya, ne kadar cezaevinde kaldın? 10 ay. 10 ay cezaevinde kaldın. Evet. 10 ayda hani benim kızımın hayatını bitirdi. Yani İknur aslında İknur'u bir anlamda kaybederek seni mi cezalandırıyor diyorsun? Aynen bak hayır, beni niye cezalandıracak? Senin yaptıklarından dolayı sana öfkeli olduğu için ne yapmaya çalışıyor? Sence Cesur'un amacı... Onu ben bilmiyorum işte ne yapma. İşte ben bak ben bu yasak maddeleri alıştırıyor. Oraya buraya aynı alıştırıyor. Şey ben de çıktıktan sonra bu kızı böyle şekilde gördüğün zaman hangi anne kızın böyle bir adamın yanında tutmak ister? Kızı aldın yanına. Tabii o evet. Yüzden aldım bak. Hayır yalan. Bak. Yalan. Hayır, hayır doğru. Bir doğru. Saniye tamam. Tamam ben de sana bir şey soracağım. Tamam dur dur lafımı kesme. Soracağım. Tamam, o yüzden almaya kalktım. Tamam. Bu kudurdu. Onu çıkardı, bunu çıkardı. Kıza mesaj hazırladı. Şantajlar hazırladı. İşte bunun gıcıklığı o. Hani diyor ya senin yüzünden onlar biz nasıl, ayrıldık. Anki anne ister. Onlar bak herkes bak beni kötü biliyor. Anne ister. Kızının böyle ben bak bir anne başına her şeyi getir. Ama
yapacağımız zaman da... Eğer ki tek başına büyütmüş bir çocuğu varsa 6 tane değil 16 tane de olsun böyle saçının teline kıyamaz. Onu pavyonlarda çalıştırmadım diyorsun. Neden yasaklı çalıştırayım Didem Hanım? Kıyabilir miyim? Bunların hepsini bence de bir anne bunu neden kıyabilir yapsın? Kıyabilir miyim? Hayır. Ben bak ben şey onu neden ayırdım biliyor musunuz mu? Tabii dinle cevap vereceksin. Ben onu neden ayırdım? Benim kızım başına bunları getirdiği için. Ben çıkar çıkmaz ne dediler bana? Senin kızın şuna alıştı, senin kızın buna alıştı. Evet. Yani şunu ben mu söylüyorsun? Dedim, bu 4 yıl boyunca ayrı olduğu 4 yıl boyunca, evet. Son 4 yıl boyunca evet. Sürekli Cesur İktun'u ikna etmeye çalışıp kendisine geri dönsün evet. istedi. Ya bana kendisi dedi ne var dedik bak hiç unutmuyorum bunu bak. Tam bu kapının eşiğinde, ben kapının eşiğinde İknur da içeride. Cesur dedim neden kızımın hayatını mahvettin dedim. Alt tarafı 10 ay dedim. Ben sana yalan, dedim 8 sene baktın hiç, dedim. Bunlar hiç konuşulmadı. Ben sana 8 sene baktım hiç dedim. Neden kızım hayatını bana bunlar dediğin yalan. Cevap neydi biliyor musunuz mu? Ne var ki? Orada çalıştın orada ben de çalışayım ev alırız kendimizi. Bak bunlar dediği yalan, kelime bu. Yalan, bana yalan. İstediği kadar yalan, yalan. Desin. Ben tamam. Hesabımı Allah'a vereceğim. Ona vermeyeceğim. Tamam, ben öldüğüm zaman hesabı Allah'a veririm. Bana da kim inanırsa inansın. Ben bunu bu yüzden ondan ayırdım. Ben onu kötü yola düşürmedim. Ben içerideyken bu kızımın başını yemiş. Benim çocuklarım açken almış kendini... Benim kızım bunlar neden yapsın? Tamam, yalan. Neden yapsın? Cesur. Bunlar beni kim iyi bilirse yalan. Bilsinler. Yalan diyor anne bunlara. Olursa olsun. Yalan. Hiçbir bak 6 taneyi de bakarım. Çöpte topladım utanmadım. Didem Hanım yalan bak, değil. Bak fabrikalarda yalan. Çalıştım. Hepsi sülersi biliyor. Her bir şeyi yaptım. Bir şey soracağım. Ben önemli bir ihbar geldi. Ben o ihbarı sana soracağım birazdan İlknur'la ilgili.